Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanale ortak canlı yayınıyla Son Baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız. Yine sosyal medya hesaplarımız ekranın sağ köşesinde yazıyor. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim her gece olduğu gibi bu gece de Son Baskı özetlerimizle başlıyoruz. Efendim Elazığ'da 111 bekçi düzenlenen törenle resmen göreve başladı. Törende konuşan Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım, bekçilere, gençlere sahip çıkın, abilik yapın uyarısında bulundu. Ayrıca Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'ın huzur adası olduğunu da vurgulayarak suçların aydınlatılmasında Emniyet Müdürlüğü ve jandarmanın koordineli çalışması sonucunda büyük bir başarı elde edildiğini ifade etti. Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve ekibinden de övgüyle bahsetti. Birazdan Elazığ'da göreve başlayan 111 bekçinin o törenlerini, o heyecanlı anları ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz bir diğer özetimizle. Evet, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Aksoy, isimler tek tek okunmak suretiyle tutanaklara geçirilecek dedi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde İşkur aracılığıyla çalışacak olan personel için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde ismi çıkanlar büyük bir mutluluk yaşadı. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz bir diğer özetimizle. Meclis Başkanı Ahmet Yaşar iş dünyasının taleplerini Bakan Varank'a iletti. İşte iletilen talepler demişiz Elazığ sonhaber.com'da. Efendim Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ETSO tarafından hazırlanan ve iş dünyasının taleplerini içeren dosyayı sundu. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz bir diğer özetimizle. İmzalar yeni projeler için atıldı efendim. Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası tarafından yürütülecek teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılması projesinin imza toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz. Azerbaycan'a gidiyoruz, Karabağ'a gidiyoruz. Hocalı katliamının yıl dönümü nedeniyle Elazığ'da okuyan Azerbaycanlı öğrenciler öğretmen evi önünde toplandılar. Manas Kültür Evi ve Genç Kızılay'ın da destekleriyle öğretmen evi önünde Hocalı katliamı anıldı ve ardından Azerbaycan Parkı'na gidildi. Elazığ'daki Azerbaycan Parkı'na gidildi. Elazığ'da üniversite okuyan Azerbaycanlı öğrenciler öğretmen evi önünde Hocalı katliamında yaşanılanları anlattılar ve ne mutlu Türk'üm diyene diyerek sloganlar attılar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dediler. Elazığ'da okuyan kardeş ülke Azerbaycanlı öğrenciler o anları da birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Tüm bu gelişmeleri daha fazlasını Elazığ'ın haber sitesi elazığsonhaber.com'dan takip edebilir. Elazığsonhaber.com'un sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube adreslerini de takip ederek Elazığ'dan anında haberdar olabilirsiniz efendim. Özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Evet efendim, Son Baskı canlı yayınına başlıyoruz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 haberlerimizle, programımızla ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gece 1'e kadar okumuş olacağız efendim. Evet, Elazığ'da 111 bekçi bugün düzenlenen törenle resmen göreve başladılar. Oldukça heyecanlı bir tören gerçekleştirildi Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da katıldı. Vali Kaldırım, bekçilere, gençlere sahip çıkın, abilik yapın dedi. Ayrıca Elazığ'ın
huzur adası olduğunu vurgulayarak Elazığ'da suçların aydınlatılması noktasında Elazığ Emniyet Müdürlüğü ve jandarmanın koordineli çalışmaları neticesinde başarılı sonuçlara imza attıklarını ifade etti. Elazığ Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım'la birlikte Sayın Milletvekillerimiz, Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde yapılan eğitimleri başarıyla tamamlayan 111 bekçi resmen göreve başladı. Çarşı ve mahalle bekçileri göreve başlama törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, ilçe emniyet müdürleri, emniyet müdür yardımcıları ve bekçiler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, bugün 111 bekçimiz Elazığ'da göreve başlamaktadır. Daha sonra 29 bekçimizin de eğitimini tamamlamasıyla birlikte ilimizde görev yapacak bekçi sayımız 140 olacaktır dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın İçişleri Bakanımıza bizzat ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımızın evinde yatarken huzur içerisinde sokakta birisinin kendilerini beklediğini bilerek yaşamalarını istiyorum dediğini malum biliyoruz. Sayın Bakanımız bunu talimat olarak addederek o tarih itibaren yapılan planlamalarla ikinci grup bekçi alımları yapılmıştır. Ve çarşı mahalle bekçiliği sistemi aktif olarak kullanmaya başlamıştır. İlk grup bekçi alımları daha çok Fatih ilerimize görevlendirildi. İlimize bu tarih itibariyle 140 kadro verildi. Bugün 111 bekçimiz göreve başlamaktadır. Daha sonrasında 29 bekçimizin de eğitimlerin tamamlamasıyla ilimizde tamam göreve yapacak bekçi sayımız 140 olacaktır. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, bundan sonraki süreçte her bir aile evinde huzurlu yatıyorsa sizin düdüğünüz de yatacak ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız, bir tek terörist kalmayana kadar, insanlarımız kendileri tamamen güvende hissedene kadar biz mücadele edeceğiz diyor. Bizim mücadelemiz milletimiz için, bizim mücadelemiz insanlarımız için. Bugün mücadele ordusuna yeni neferler katılacak. Bugün bu mücadele ordusunda yeni gençler kazanacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte her bir aile evinde huzurlu yatıyorsa sizin düdüğünüzle yatacak. Ama sizin düdüğünüzü duyduğunda huzur duyanların yanında elbette ki korku duyanlar da olacak. İnsanlara zarar vermeyi düşünen, suç işlemeyi düşünen insanlar da elbette ki sizin düdüğünüzden ve sizin varlığınızdan korkacak ve rahatsız olacak. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, üstleneceğiniz bu görev gerçekten önemli ve kutsal bir görev dedi. Orada gençlerimizi kötü alışkanlıkta kazanmaması, uyuşturucu müptelası olmaması, bu çetelerin, bu örgütlerin eline düşmemesi için bir bakıma daha giden trafiği kesmek için önemli bir görev üstleneceksiniz. Bu bakımdan üstleneceğiz bu görev, demin müdürümüz de ifade ettiler, milletvekili arkadaşımız da, gerçekten önemli ve kutsal bir görev. Bu görevimizde ben hepinize başarılar diliyorum. Malumunuz olduğu üzere 140 bekçimizin 111'i bugün göreve sizler başlıyorsunuz. Diğerler de prosedürü ihmal ettikten sonra, şeyleri bittikten sonra, eğitimleri bittikten sonra onlar da sizler gibi gelip görevlerine başlayacaklar. Ben hepinize yapacağınız bu kutsal görevde başarılar diliyorum. Bekçiliğin önemine değinen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bu şehrin, bu toprakların evladısınız. Hepiniz bu şehirde büyümüş ve çok kıymetli insanların yetiştirdiği evlatlarsınız ifadelerini kullandı. Tabi emniyet asayiş yönünden, vatandaşın huzurunun, güvenliğinin temin edilmesi yönünden polisimiz, jandarmamız gerçekten kötü kuruluşlar ve milletimin göz bebeği kuruluşlar. Kendi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Ve fedakarca buradan bulundukları illerden olmamalarına rağmen buralara gelip fedakarca görevlerini yapıp hiçbir zahmeti, hiçbir sıkıntıyı dile getirmeden gerçekten fedakarca milletin huzuru, güvenliği ve kası için görev yapıyorlar. Ama sizlerin farkı şu,
Yani İhvan'ı Erdil'de gerçekten çok köklü bir kuruluş, tekrar canlandırdığı, milletin çok sevdiği, müdürünü duyduğunda huzur duyduğu, güven duyduğu bir kurumun tekrar canlanmasıyla tekrar atanmış oluyorsunuz. Hem de bu şehrin evladısınız, bu toprakların evladısınız ve hepiniz bu şehirde yetişmiş, bu şehrin ekmeğini yemiş, bu şehrin havasıyla, suyuyla büyümüş ve çok kıymetli insanların, anne babaların yetiştirdiği evlatlarsınız. Bu acıdan inşallah bu sorumluluğu da hakkı, bir hakkını yerine getirip bu vazife şuuruyla görev yapacaksınız. Vali Kaldırım, bekçilere, gençlere sahip çıkılması noktasında uyarıda da bulundu. Onun için sizden bir bulunduğunuz yerlerde güven abidesi, huzur abidesi, abidesi olmanızı bekliyoruz. Az önce sayın milletvekilimiz de söyledi, gençlere gerçekten çok önem veriyoruz. Gençlere de abidik yapın, ellerinden tutun. Sadece düdükle değil, sadece korkutarak değil, görevinizi yaparak değil, aynı zamanda bulunduğumuz yerdeki özellikle fakir mahallelerde, nispeten sorunlu mahallelerde gençlere de abilik yapın, öğrencilere abilik yapın, ellerinden tutun, vatan millet sevgisini aşılayın ve de zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya gayret edin, çalışın. Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül'ün ekibiyle birlikte çok iyi çalıştığını vurgulayan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, son bir yıl içerisinde mala karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı %42'den %72'leri geçmiş durumda, dedi. Suç oranları son bir yılda Emniyet Müdürümüzle gerçekten ekibiyle birlikte iyi çalışıyorlar. Son bir yıl içinde %47'den %42'den mala karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı %72'leri bulmuş durumda, geçmiş durumda. Bu da gerçekten sahaya basmakla, sahayı kontrol etmekle ve hem teknolojiyi kullanmak hem de bizim emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımızın işbirliği halinde çok verimli çalışmasından, koordine içinde çalışmasından kaynaklanıyor. Daha sonra göreve başlayan bekçilerle hatıra fotoğrafı çektirildi. Müdürümüz bugün göreve Evet efendim, artık Elazığ sokaklarında bekçileri göreceğiz. Büyükşehirlere giden, özellikle Ankara'ya giden hemşehrilerimiz var ise ya da Ankara'da yaşayan hemşehrilerimiz orada sıklıkla bekçilerle karşılaşıyorlar. Kızılay Meydanı'nda vesaire, yine diğer noktalarda Ankara'da işte zaman zaman durduruyorlar, kimlik kontrolü yapıyorlar, asayiş kontrolü yapıyorlar vesaire. Artık o bekçileri Elazığ'da da görmüş olacağız. 111 bekçi resmen göreve başladı. Tabii 140'a tamamlanacak, şu an eğitimleri devam eden diğer bekçiler de var. Ve 111 bekçi artık Elazığ mahallelerinde olacak. Peki nasıl olacak? Hangi mahallelere verilecek? Henüz bu noktada tam bir bilgi yok. Ama hemen önümüzdeki günlerde bu da ayarlanacaktır. Ve artık gece uyurken düt diye bekçi düdüğünü duyabiliriz Elazığ'da, evlerimizde. Hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyoruz efendim. Bekçilik gerçekten çok eski bir meslek. Ve bekçilerimize yardımcı olmamız gerekiyor onlarla birlikte. Çünkü onlar da emniyet teşkilatının bir mensubular efendim, bekçilerimiz. Tıpkı polislerimiz gibi onlar da huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecekler. Biz evlerimizde huzur içerisinde uyurken onlar kapımızın önünde belki de görevlerini icra edecekler. Bu noktada Elazığ'da da bekçilerin göreve başlamasıyla birlikte özellikle hırsızlık olaylarında ve diğer asayiş olaylarında, gece yaşanan özellikle bu tür olaylarda ciddi bir düşüş bekleniliyor, azalma bekleniliyor ki nedir efendim? Mesela trafik kurallarına uyumu noktasında bekçilerin de görevleri olacak. Trafik kontrolleri vesaire, trafiği aksatan durumlarda belki de müdahil olabilecekler. Emniyet teşkilatımızın bir kademesi, göreve başlayacak olan ve başlayan hatta 111 bekçimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyoruz. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da dediği gibi bekçilerimizin gençlere sahip çıkması gerekiyor. Onlara abilik yapıp ellerinden tutmaları gerekiyor. Öte yandan az önce Elazığ Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım da belirtti.
Elazığ Emniyet Müdürü ve ekibinin çok başarılı işlere imza attığını ifade etti. Aynen de öyle efendim. Elazığ Emniyet Müdürü Sayın Doğan Cangül gerçekten Elazığ'da göreve başladığı günden itibaren suç ve suçlularla mücadele noktasında oldukça başarılı çalışmalara imza atıyor ve Elazığ genelinde, şehir merkezi genelinde gerçekten suç ve suç oranları azaldı. Özellikle trafik konusunda yoğunlaşıldı. Trafik kazalarında azalma oldu. Emniyet kemeri takan sürücülerin sayısı arttı. Bunların denetimlerle tabii sağlanılıyor. Ve işte suç oranlarının aydınlatılmasında çok ciddi katkı ve destekleri oluyor Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve ekibinin. Tabii ki İl Jandarmalar Komutanı Necip Çarıkçıoğlu'yla koordineli ve başarılı çalışmalar neticesinde her iki biriminde Elazığ huzur adası olma yolunda ilerliyor. Hak ettiğimiz yerde miyiz? Değiliz. Geçmişe göre daha iyi miyiz? Değiliz. Ama inşallah geçmişli olduğu gibi daha huzurlu, daha güzel günler göreceğiz efendim. Bu noktada bizler için geceleri uyumayan birileri var efendim. Huzurumuz için gece nöbette olan, sokakta olan birileri var. Bu kapsamda başta Emniyet Müdürümüz Doğan Cangül olmak üzere tüm emniyet mensubunu tebrik ediyoruz. Başarılarının devamlarını temenni ediyoruz efendim. Ve devam ediyoruz günün diğer gelişmeleriyle. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası tarafından yürütülecek teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılması projesinin imza töreni gerçekleştirildi. 2018 yılı teknik destek programında başarılı olan Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odası'nın sunduğu teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılması projesinin sözleşmesi yapıldı. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu teknolojinin önemine değinerek projenin hayırlı olmasını diledi. İnşallah bu projemiz de öncelikle tuhafiyeci esnafımıza, yine elimizdeki esnaflara hayırlı olmasını ben diliyorum. Teknolojiye gerçekten ayak uydurmak gerekiyor. Esnafımızın da hem bu ulusal anlamdaki büyük firmalara karşı hem de rekabet edebilmeleri, hem de bölgemizdeki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmeleri, daha hızlı hizmet verebilmeleri, kalitelerini arttırmaları için bu eğitimlere ihtiyaçları var. Ben başkanımın da bu ihtiyacı görerek bize proje sunmasından dolayı tekrar tebrik ediyorum. Projenin ilimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Oda Başkanı Mithat Ulaş ise oda olarak yapılan hizmetlerin meyvesini aldıklarını söyledi. Oda olarak göreve geldiğimiz gün itibariyle hep ifademiz olmuştur. Bizler hizmet nimettir düsturuyla hareket ettik ve ediyoruz. Bugün de bir hizmetimizin meyvesini almak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün sözleşmesini imzalayacağımız bu projemizin teknoloji odaklı girişimciliğin arttırılması ve yaygınlaştırılması projesidir. Bugün bu proje imzalanırken tabii bizim projemizin başta Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odamıza kayıtlı esnaflarımız ve şehrimizde diğer alanlarda mesleklerini icra eden esnaflarımızın da katılımı ile eğitimimiz gerçekleşecektir. Bizler hep ifade etmişizdir. Eğitim olmazsa olmazımızdır. Eğitimde hatta kullandığım bir ifade vardır. Eğitimsiz bir insan kendisine faydalı olmadığı gibi temsil ettiği kitlelere ve şehrimize de katkı sağlamayacağı aşikardır. Asriyat Başkanı Yakup Baş da projenin yeni genç girişimcilerin dikkatini çekeceğini belirtti. Evet, teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması projesi mevcuttaki yeni genç girişimcilerin ilgisini çekecek ve kurumsal altyapısını güçlendirmek isteyen gerek esnaf birlikteliği, gerek KOBİ'ler ve gerek sanayici şirketlerimizin ve KOBİ'lerin altyapısını güçlendirecek bir projedir. Nitelikli insan kaynaklarının istihdama katılması ve değer katacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda dahil olduğumuz bu projenin mimarı kıymetli başkanımız Mithat Ulaş Bey'e ve bölge koordinatörümüz Fırat Kalkınma Ajansı bölge koordinatörümüz kıymetli abimiz Sayın Vahap Yoğunlu'ya çok teşekkür ediyorum. Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Ömer Atalar, bu tür projelere her zaman destek vereceğiz dedi. STK'ların önemi yoğun. Bizler Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği olarak ilimizin ihtiyaç duyduğu her alanda akademik bir bakış açısıyla, bilimsel bir yaklaşım ile
danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek suretiyle elimizden geldiği ölçüde kurumlarımıza, odalarımıza, STK'larımıza destek vermeye çalışacağız. Güç nispetinde elimizden geldiği ölçüde yerine getireceğiz. Çünkü çağımız multidisipliner çalışmayı gerektiriyor. Çok yönlü bir birlikteliği artık zaruri kılıyor. Konuşmaların ardından imzalar teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılması projesi için atıldı. Sizler her zaman bize destek veriyorsunuz. Allah eksikliğinize vermesin. Şehrimiz için Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ'ın teşkilatı 31 Mart seçimlerinde partilerinden aday olan il genel meclis üyesi adaylarını kamuoyuna tanıttı. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden il genel meclis üyesi adayları kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya MHP Merkez İlçe Başkanı Onur Köseli, teşkilat üyeleri, kadın kolları ve il genel meclis üyesi adayları katıldı. MHP Merkez İlçe Başkanı Avukat Onur Köseli, adaylara seslenerek seçim çalışmaları boyunca bir ve beraber olmaları tavsiyesinde bulundu. Seçim süresince mücadelemizi birbirimizi kırmadan, incitmeden, köylerimizde kutuplaşma yaratmadan bu seçimden alnımızın akıyla çıkmalıyız. Çıkacak sonuçları bizlere saygı duyacağımızı belirtip gerçekleşecek olan 31 Mart yerel seçimlerinin İslam alemine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, ilimize, ilçemize ve her birimize hayırlı getirmesini temenni ederim. MHP İl Genel Meclisi üyeliği 1. sıra adayı Osman Dilek, 2. sıra adayı Aytunç Sunguroğlu, 3. sıra adayı İsmail Öktem, 4. sıra adayı İbrahim Erdem, 5. sıra adayı Sabri Yıldırım, 7. sıra adayı Cengiz Doğdu, 8. sıra adayı Atiye Çakırbay, kendilerini tanıtarak 31 Mart'ta seçilmeleri halinde Elazığ için en doğru hizmetleri yapacaklarını söylediler. Biz de daha önceki dönemde 2 dönem belediye meclis üyeliği yaptık. Şimdi bu dönemde arkadaşlarımız bizi il genel meclisi için layık görmüşler. Orada görevimizi tamamlamaya da layıkıyla yapmaya çalışacağız. Bundan kimsenin tereddütü şüphesi olmasın. Çünkü bu son dönemlerde biliyorsunuz, biz bunu eskiden beri biliyorduk da bu son dönemlerde biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin, bu şehrin, bu devletin teminatıdır arkadaşlar. Bunu herkesin ama herkesin bilmesi lazım. Bizler ilimizi en iyi şekilde temsil edebilmek, partimizi en iyi yere taşıyabilmek, bu uğurda fedakarlıklar yapması gerektiği kanısındaydık. Ve bu görev bize tevdi edildiğinde de bu görevden kaçamazdık. Şahsım ve arkadaşlarım adına şunu sözünü çok rahat verebilirim. Çünkü hepsine çok güvendiğim arkadaşlarım. En azı menfaatleri, ülke menfaatleri, vatan menfaatleri uğrunda her türlü mücadeleyi yapacağımıza emin olabilirsiniz. İl yönetimi arkadaşlarımız, büyüklerimiz layık gördüler. Bizi İl Genel Meclis Üyesi 3. sıra adayı yaptılar. Hepinize teşekkürlerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ederim. Beni tanıyan köylüsü, çiftçisi, çok özür dilerim, ailemi, şehir merkezinde olan arkadaşlarımızın hepsinin oylarına talibim. En yakın desteklerini bekliyorum. 2002 yılından beri muhtarlık yapıyorum, halen devam ediyorum. Burada merkezliğin köylerin sorunlarını iyi bilen, merkezden yani bütün yaptırımları, şeyleri, gerçekleri iyi bilen bir arkadaşınız olarak, köylerin sorunlarını, muhtarların sorunlarını iyi bilen bir arkadaşınız olarak talip oldum. Ben Sabri Yıldırım, 1961 doğumluyum. 2 dönem ilçe yönetiminde görev aldım. 1 dönemde il yönetiminde görev aldım. Beni buraya il yönetiminden İl yönetimde beni buraya yazan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evliyim, 5 çocuk babasıyım. 27 sene Karşıyaka'da esnaflık yaptım. 26 yıl engelliler sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. Başkanlık, işte yönetimde ilk temsilciliği olarak. Şu anda da Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi 7. sıradayım. Sıralama hiç önemli değil. Birinci olmuş gibi çalışacağım inşallah. En iyi şekilde bu görev
yapacağımıza inanıyorum. Yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi kadın kollarında görev almaktayım. Aynı şekilde 2014 yılında yine İl Genel Meclis üyeliği adaylığım var. Elimden geleni yapacağıma her türlü söz veriyorum. Efendim, şimdi sizi kardeş ülke Azerbaycan'la ilgili bir habere götüreceğiz. Evet, yıllar önce haince kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden katlettiler efendim. Hocalı katliamı, evet. Birçok etkinlik düzenlendi, anma programları gerçekleştirildi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da. Onların en anlamlısı olan Azerbaycanlı öğrenciler tarafından yapılan oldu efendim. Evet, Elazığ'da yaşayan, Fırat Üniversitesi'nde okuyan, kardeş ülke Azerbaycanlı öğrenciler öğretmen ev önünde bir resim sergisi açtı ve oldukça da ilgi gördüler. Manas Şiirevi ve Genç Kızılay'ın da destekleriyle Fırat Üniversitesi Azerbaycanlı öğrenciler topluluğu tarafından öğretmen ev önünde hocalı katliamı anıldı. O gün yaşananlar anlatıldı. Ardından kan bağışında bulundular. Azerbaycanlı gençler efendim Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundular. Ve ne mutlu Türk'üm diyene sloganlar attılar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diye sloganlar attılar. Ülkemizde, şehrimizde öyle bedavadan yaşayanlar gibi değil. Evet, Azerbaycanlı kardeşlerimiz eğitimlerinin daha ileriye gidebilmesi için Türkiye'de okuyorlar, Fırat Üniversitesi'nde okuyorlar ve kendileriyle ilgili hepimizi ilgilendiren bir konu aslında hocalı katliamı. Bu konuda çıkıyorlar meydana ve ne mutlu Türk'üm diyene, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye sloganlar atıyorlar efendim. Tebrik ediyoruz, işte o haberimiz. Ne mutlu Türk'üm diyene! Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk, 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı katliamını anlamak için Elazığ'daki Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi. Fırat Üniversitesi Azerbaycan Gençler Topluluğu'nun öncülüğünde Manas Yayın Evi ve Genç Kızılay'ın da destekleriyle Hocalı katliamı anıldı. Program İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşları'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra o dönemde yaşananlar anlatıldı. Bölgede bulunan Sovyet ordusu 366 zırhlı alayının bütün araçlarını kullanarak şehri 2 saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek olan Hocalı katliamı yaşandı. 1992. yıl 26 Şubat'ta Rus ordusunun yardımıyla Ermeni silahlı birleşmeleri Hocalı'da 63 çocuk, 76 yaşlı, 106 kadın, 374 erkek olmakla toplam 613 sivili katletti. Ve çok şükürler olsun ki bugün artık dünyanın büyük bir kısmında Ermenilerin kim olduğu, nasıl bir terörist olduğu, nasıl bir kan işlem olduğu herkese bilinmektedir. Program Manas Yayın Evi şairlerinin şiğirleriyle devam etti. Bilirim bu sıra düşmüşsün dara, Moskov kurşunuyla yanın yara, dost kardeş gözlerim ahan şu sıra, derdime çok dertler katasın hasar. Azerbaycanlı öğrenciler anma programının ardından Kızılay'a kan bağışında da bulundular. Genç Kızılay Elazığ Şube Başkanı Muhammed Enes Daş, Hocalı katliamını gündemde tutmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Kan bağışı etkinliğiyle beraber şehitlerin anısına bir nebze olsun biz de onlar için, Türk milleti adına, ülkemiz adına biz de bir nebze olsun katkıda bulunmak istedik. Azerbaycanlı öğrenciler daha sonra Azerbaycan Parkı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Manas Yayın Evi yöneticisi Şener Bulut,
Azerbaycanlı şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 20. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz Elazığ-Bakü Kültür Sanat Buluşması münasebetiyle bu park Azerbaycan Parkı olarak açıldı ve buraya Kafkas İslam Ordusu'nun hatırasına bir anıt açıldı. Buradan bütün Kafkas İslam Ordusu'nun şehitlerine, Nuri Paşa'ya, Bucalı katliamında Azerbaycan'ın bütün şehit evlatlarına, bütün Azerbaycan halkına şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Evet efendim, ne diyor o ünlü şarkıda? Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Evet, biz iki devlet, bir milletiz efendim. Elazığ'da yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu katliamın yıl dönümünde Elazığ'da bir anma programı düzenlediler. Bu genç kardeşlerimizi tebrik ediyoruz efendim. Bir kez daha Ocalı katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve devam ediyoruz efendim günün diğer gelişmeleriyle. Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde temel afet bilinci eğitim semineri ve afet tahliye tatbikatı düzenlendi. Silah sesi, hava saldırısı ihtimali var. Sığınağa gitmek için hazırlık yapın. Önce öğrenciler bilgilendirildi. Mesela uyuyorsanız hemen bulunduğunuz yataktan kendinizi yere atıyorsunuz. Devireceğini düşünüyorsanız onu duvara sabitleme aksesuarı. Biraz sonra görüntüde izleyeceksiniz. Yataktan kendinizi yere atıp mümkün olduğu kadar kendinizi küçültüyorsunuz. Ardından afet tahliye tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatın adresi Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ydi. Koşun, koşun, koşun. Arı ambulans. Ambulans. Bizim ekipleri teslim ediliyor. Tatbikatın ardından AFAD tarafından temel afet bilinci eğitimi konulu seminer verildi. Sağlam olmasa veya sağlam olsa bile sarsıntı hissediyorsunuz. Binamız çok sağlamdır ancak o sarsıntı esnasında evinizin içerisindeki o çok sevdiğiniz eşyalar her biri bir ölüm makinesidir. Dolaplar, asma tavanlar, avizeler, televizyonlar, bilgisayarlar, bunların hepsi düşerek sizin yaralanmanıza, belki de hayatınızı kaybetmenize neden olur. O zaman eşyalarımızı duvarlara mümkün olduğu kadar sabitleyeceğiz. Evet efendim, mesajlarımızla devam ediyoruz. Bakalım neler varmış. Hayırlı geceler Furkan Bey. Her gece saat 23'ü bekliyoruz. Elazığ'dan sizlerden haber alabilmek için gurbetteki tüm hemşerilerimize kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Celal Benli İstanbul'dan göndermiş. Çok teşekkür ederiz, İstanbul'a kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Furkan Bey, hayırlı geceler diliyoruz. Ocalı katliamını biz de lanetliyor ve kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizi de yürekten kutluyoruz. Elazığ'da, meydanda bu programı gerçekleştirdiklerinden dolayı hayırlı geceler tekrardan Cihan Berkök göndermiş. Cihan Berkök. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Hankendi köyünü başıboş köpekler sardı. Köyde kediden köpekten geçilmez oldu. Acil bu hayvanların temizlenmesi lazım. Çocuklarımız okula gidip gelemez oldular. Yardımlarınızı bekleriz demiş Fuat Uslu. Evet Enes'ciğim, bunu bir gösterelim. Fotoğraflarımız da var. Hankendi köyünü köpekler bastı. Çocuklarımız okula gidemez oldu diyor hemşerimiz. İşte o köpekler efendim. Burası Hankendi köyü imiş. Köpekleri görüyorsunuz, oldukça fazla yine her yeri köpek sarmış.
Tıpkı Elazığ'ın cadde ve sokaklarında olduğu gibi efendim. Elazığ'da da her köşe başında maalesef başı boş, köpek sayısı oldukça fazla. Evet, Furkan Bey şu an kar yağıyor demiş izleyicimiz. Evet efendim, şu an Elazığ'da özellikle şehir merkezinin yüksek kesimlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Abdullahpaşa Mahallesi gibi, Hilalkent Mahallesi gibi bölgelerde, Çaydırça Mahallesi gibi bölgelerde kar yağışı var. Zaten meteoroloji bugün için uyarmıştı. Kar yağışı yarın öğlen saatlerine kadar da devam etmesi bekleniyor. Özellikle gece saat 3-4 sıralarında kar yağışı iyiden iyi etkisini hissettirecek ve yoğun bir şekilde yağması bekleniyor Elazığ'da kar yağışının. Perşembe günü de kısmen kar yağışı görünüyor ama öyle okul tatili falan, şimdi bir sürü mesaj gelecek. Abi okullar tatil mi, abi okullar tatil mi? Öyle bir durum yok efendim. Yani okullar herhalde muhtemelen %90 ihtimal tatil olmaz. Çünkü kar yağışı öyle, özellikle saat öğlen 12'den sonra etkisini yitirmesi bekleniliyor. Ama sabah öğrenciler için bir şey yapılır mı bilmiyorum. Ama öyle şimdilik bir kar yağışı yok ama saat 3'ten sonra kar yağışı etkisini artıracak efendim. Sabaha kadar etkisini bayağı bir artıracak. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde, merkezin de yüksek kesimlerinde. Bakalım efendim, ilerleyen dakikalarda kar yağışı ile ilgili ayrıntılı haberlerimizi de ekranlarınıza getirmiş olacağız. Ve Medical Park Hastanesi basın mensupları ile bir araya geldi. Medical Park Hastanesi yöneticileri kahvaltı programında basın mensupları ile bir araya geldi. Programda 2019 yılı içinde yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı. Medical Park Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Seden Özkan, hastane bünyesinde yeni hizmete geçen uygulamalarla ilgili bilgi verdi. 2019 yılında yeni yatırımlarımız olacak hastanemiz adına. 2018'i %26 büyümeyle kapattık. Tabii ki büyümenin sonucunda da Elazığ halkımız için yeni yatırımlarımız, yeni branşlarımız, yeni akademik kadromuzla hizmetinizde olacağız. Birçok alanda uyku laboratuvarlarımız açıldı. Obeziteyle ilgili işlemlerimizde mide botoksu gibi yeni bir program düzenledik, geliştirdik hastalarımıza. Şu an ameliyat sadece botoks uygulayarak vücut kitle indeksinizin %20'sini kaybediyorsunuz ve zayıflamaya başlıyorsunuz. Yeni uygulamalarımız arasında fiyat politikamızı yeniden güncelledik. Aile mensuplarımız gibi aynı şekilde basındaki arkadaşlarımız da bu indirim oranlarından faydalanabilecekler yeni dönemde. Fiyat politikalarımızda da bir tık daha geri geldik. Kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini sizlerin huzurunda tekrar 2019'da da yeni projelerle Medical Park ailesi olarak yanınızda olacağız. Medical Park Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ise programın amacını anlattı. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz basına kahvaltı organizasyonumuzu da bu yıl gerçekleştirmiş olduk. Geçmiş yıllarda da organize etmiştik. İnşallah nasip olursa önümüzdeki yıllarda da gerçekleştireceğiz. Basın mensuplarıyla bir araya geliyoruz. 2019 yılını değerlendiriyoruz. Neler yapabiliriz? Onların beklentileri nelerdir? Varsa sorunlar, çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Bizler tekrar sizlerle bir arada olmanın sevincini, gururunu yaşıyoruz. Siz hep var olun, sağ olun, emeğinize, işinize sağlık. Evet efendim, devam ediyoruz. WhatsApp iletişim hattımız üzerinden gelen mesajlarımızla bakalım. İyi geceler, buradan Bedirhan Yüngül arkadaşıma selamlar demiş izleyicimiz. Selamınızı göndermiş olalım. Hayırlı geceler Furkan Bey, kar berekettir. İnşallah bol bol yağar. Sizlere de iyi yayınlar diliyoruz. Severek takip ediyoruz demiş. Serkan Şengül, evet Serkan Şengül isimli izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Furkan abi iyi geceler, her gece seni takip ediyoruz. Güler yüzün hep daim olsun. Başarılar diliyoruz Elazığ'da, ya sen de olmasaydın. Elazığ Spor'a ya sen de sahip çıkmasaydın zamanında demiş izleyicimiz. Hafızası kuvvetli olan izleyicimizden birisi. Mert Karaca isimli izleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Selamlarımızı göndermiş olalım kardeşimize. Furkan abi okullar tatil mi demiş bir diğer izleyicimiz. Yok efendim, tatil değil. Merhaba Furkan hocam, kar tatili çıkarsa diksiyon kursu öğrencilerini de kapsar mı demiş izleyicimiz. Yok efendim, bize tatil yok. Biz yarın ders başındayız. Saat 13'te görüşmek üzere. Furkan Bey hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle yaptığınız programlar gayet başarılı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Duran Bey İzzetpaşa önünden Gazi Caddesi yöne giderken kaldırım taşları artık bağımsızlığını ilan etti. Bu konuya değinirseniz sevinirim. İyi yayınlar demiş izleyicimiz. Diyor ki
şair burada. İzzet Paşa Camisi'nin önünden Gazi Caddesi yönüne, yani şehrin tam merkezinde diyor, yürürken diyor, o kaldırım taşları bağımsızlığını ilan etti. Yani çok kötü diyor taşlar diyor. İzleyicimiz diyor efendim. Teşekkür ediyor. Selamlarımızı gönderelim izleyicimize. Evet, devam ediyoruz efendim. Hangi haberimizdeydi? Akıncılar Derneği Elazığ Şubesi 2. Başkanı Mehmet Ertuğrul, 28 Şubat postmodern darbe girişiminin yıl dönümüyle Mısır'daki idamlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Akıncılar Derneği Elazığ Şubesi 2. Başkanı Mehmet Ertuğrul, 28 Şubat postmodern darbe girişiminin yıl dönümü ve Mısır'daki idamlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Türkiye ve dünya tarihine kara leke olarak çalınan ve inanmışlar için ağır bedeller ödediği 28 Şubat hadisesi bu ayda yaşanmıştır. Hakkın batıla galebe çaldığı tarihin akışı içerisinde son derece küçük ama kendi içerisinde mühim bir mesele olan 28 Şubat'ta Siyonizm ve ırkçı emperyalizm ülkelerdeki piyonlarını kullanmak suretiyle meşru hükümete darbe yapmış ve hükümeti yıkmıştır. 28 Şubat darbesinin yaraları hala kapanmadı diyen Ertuğrul, Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyen mazlumlara sahip çıkalım dedi. Şubat ayı yine hüzünlü bir olaya tanıklık etmiştir. Mısır'dan zalim Sisi yönetimi tarafından türlü işkencelere maruz kalan 9 yiğit evladımız dünyanın sus pus olduğu şu zaman diliminde idam edilmişlerdir. Halen zindanlarda idam edilmeyi bekleyen yüzlerce masum Müslüman kardeşimiz bulunmaktadır. Akıncılar Derneği Elazığ Şubesi 2. Başkanı Mehmet Ertuğrul, merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılını da unutmadı. Milli Görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan, ömrünü malıyla, canıyla davası için harcayan mücahit, devlet adamı, Siyonizme ve avenelerine mertçe kafa tutan bir yiğit olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetine uğurladık bu ayda. Merhum Erbakan'ı rahmet ve hayırla yad ediyoruz. Evet, devam ediyoruz efendim mesajlarımızla. Allah'ım, yağan kar tanesi birbirine yere düşerken değmiyorsa günahı olanın günahsızlar süvalin olmaz. Yağan kar rahmeti ve bereketi bol olsun demiş izleyicimiz. Kar yağışının fotoğrafını da göndermiş ama çok kar olduğu belli olmuyor. Furkan abi, Naat Ergen Ortaokulu'ndaki tüm 6D sınıfına selamlar demiş izleyicimiz. Selam göndermiş olalım. Furkan'cığım, o kaldırım taşları hep nazardan bağımsızlığını ilan ediyorlar. İyi yayınlar dilerim kardeşim demiş Murathan abimiz. Çok teşekkür ederiz Murathan Özsezer abime, ailesine kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. İyi geceler Furkan Bey. Yine ortalığı esip gürlüyorsunuz, yakıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Her gece sizinleyiz. Öz Polat ailesine de selam gönderirseniz seviniriz demiş izleyicimiz. Selam göndermiş olalım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Elazığ'da hizmet veren özel bir hastane ile Şefkatli Eller İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği arasında sağlıklı indirim protokolü imzalandı. Anadolu Hastanesi ile Şefkatli Eller İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği arasında protokol imzalandı. Şefkatli Eller İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Başkanı Tuğrul Kaya, hastane yetkililerine üyeleri için sağlanacak olan hizmet indirimi için teşekkür etti. Bütün işitme engelli üye arkadaşlarımız 300 kişilik olarak grup halinde diyor, biz diyor birleşerek diyor sizin hastanenizi ziyarette gelip teklifle diyor anlaşma yaptığımız için diyor engelleri bize indirim sağladığınız için diyor çok teşekkür ediyorlar ve sürekli ama diyor tabii ki diyor engelli kartını gösteren kişi diyor, yani engelli kartı gösterildiği takdirde diyor ona göre diyor indirimin sağlanması diyor uygun olur diyor bizim için de sizin için de diyor. Anadolu Hastanesi Başhemşiresi Kader Demircan, Elazığ'daki tüm engelli vatandaşların her türlü sağlık sorunlarını karşılamak adına protokolü imzaladıklarını belirtti. İlimizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın
her türlü sağlık sorunlarını karşılayabilmek adına böyle bir protokol hazırladık. Her iki tarafı da hayırlı olsun. Evet efendim, devam ediyoruz mesajımızla. İyi akşamlar Furkan Bey, güzel program için teşekkür ederiz. Aileme ve yeğenim Tonyukuk'a selamlar, Salih Ağar göndermiş. Efendim ne güzel bir isim, Tonyukuk. Biz de selam göndermiş olalım. Tonyukuk kardeşimize selam olsun. Devam ediyoruz efendim. Şehir hastanesinden yurt başına giden yolu yapacaklardı. Hala bekliyoruz. Milletvekillerimiz bir de o yoldan geçsinler. 4 yıldır bekliyoruz. Arabaların altı sürtüyor. Hiçbir şey güllük gülistanlık değil. Ben Ekrem Çınar. İyi yayınlar Dilaver Bey demiş. Aslında 4 yıldır değil efendim. Şehir hastanesi bittikten sonra o yolun yapılacağı sözü verilmişti. Yine yapıldı mı? İnşallah kısa süre içerisinde yapılır. İyi yayınlar. Acaba kar yağışı devam edecek mi? Keşke devam etse demiş izleyicimiz. Furkan abicim iyi yayınlar. Yurt başından Orhan. Bizim mahallede bazı sorunlar var. Organize şeker fabrikasına ait yerleri aldı. Fabrikalar sarfı mahallenin etrafını gündüz dumandan boğuluyoruz kokudan. Buna bir çare yok mudur demiş izleyicimiz. Kar yağışıyla ilgili az önce bilgi vermiştik. Yarın öğlen saatlerine kadar devam edecek. Özellikle gece saat 3-4 sıralarında yoğunlaşacak efendim. Ama ayrıntılı bilgiyi reklamlardan sonra vereceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne ve karlı geceye de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz efendim. Şu an Elazığ şehir merkezinde çok güzel bir kar yağışı var. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini iyiden iyiye hissettirmeye devam ediyor. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar da yoğun şekilde devam edecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kar yağışı öğleden sonraya kadar etkili olacak Elazığ'da. Evet, günün gelişmeleriyle devam ediyoruz efendim. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde İşkur aracılığıyla çalışacak olan personeller için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde İşkur aracılığıyla çalışacak olan personel alımı için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Türkiye genelinde İşkur aracılığıyla 3243 personel, Elazığ'da da 34 kişinin alınacağını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Supi Döner, adil bir şekilde personel alımı yapıldığını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde genel ilana çıkılmış ve bu ilanda 3243 personel alımı planlanmıştır. Bu kapsamda ilimizde de toplamda 34 personel alımı yapılmaktadır. Biz inşallah bugün başvuruları biten ve toplam başvurunun 5500'ü geçtiği bir kura çekimiyle baş başayız. Ben öncelikle büyük ümitlerle, hayallerle iş başvurusu yapan kardeşlerime, arkadaşlarıma, hanımefendilere, beyefendilere, annelere, babalara, gençlerimize, hepsine bu ümitlerinin karşılığını bulmaları noktasında Yüce Rabbim'den temenninde bulunuyorum. Daha sonra personeli alımı için 1. Noter Mahmut Aksoy'un katılımıyla kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura sonrasında temizlik personeli için 1 kişi, temizlik personeli engelli başvurusundan 4 kişi, eski hükümlü temizlik personeli başvurusundan 2 kişi, can kurtaran personel başvurusundan 4 kişi, elektrik tesisatçısı personel başvurusundan 1 kişi, güvenlik görevlisi personel başvurusundan 6 kişi,
ısıtma ve sıhhi tesisatlı personel başvurusundan bir kişi alınacak. Efendim, İlaç Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar bir dizi temasta bulunmak üzere geçtiğimiz gün Elazığ'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ESO tarafından hazırlanan ve iş dünyasının taleplerini içeren dosyayı sundu. Elazığ'a bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Elazığ iş dünyasının taleplerini içeren dosya iletildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar bir dizi temasta bulunmak üzere geçtiğimiz gün ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ESO tarafından hazırlanan ve iş dünyasının taleplerini içeren dosyayı sundu. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında Elazığ'ın taleplerini sözlü olarak ifade eden ESO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik sürecin en kısa sürede bertaraf edilmesi, üretim ve istihdamın artması hususunda çok önemli düzenlemeler ve destekler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili bakanlıklar tarafından yapılmakta ve tüm bu girişimleriniz iş dünyasının takdirini görmektedir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin yeni yatırımlar kazanması, mevcut yatırımcıların kapasitelerini artırarak üretim ve istihdamı desteklemesi ve ihracatımıza ülke ekonomisine katkı sağlanması hususunda iş dünyasının taleplerini ana başlıklar halinde ifade etmek istiyorum. İş dünyasının bu taleplerinin karşılanması halinde Elazığ'ın ekonomisi ve sanayisinin yanı sıra bölgemiz sanayisinin de ciddi manada ivme kazanması sağlanacaktır, dedi. Bakan Varank'a sunulan dosyada yer alan talepler arasında Elazığ 2. OSB altyapı ödeneği, ticaret kooperatifleri desteklenmesi, Palu, Karakoçan ve Kovancılar OSB'nin kurulması, teşvik yasası düzenlemesi, OSB altyapı katılım payları konusu, girişim merkezi kurulması, COSGAP can suyu kredisi, ara eleman konusu ve Elazığ Lojistik Merkezi projesi yer aldı. Efendim, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları'nın seçim çalışmaları kapsamında ilk durağı canlı hayvan pazarı oldu. Esnafla bir araya gelen Şerifoğulları hem sorunları dinledi hem de çözüm önerilerini sundu. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları'nın bir sonraki durağı Kekliktepe civarındaki esnaflar oldu. Şerifoğulları seçim çalışmaları kapsamında Akçakiraz Beldesi'nde hem esnaf ziyareti gerçekleştirdi hem de belde belediye başkanı Sebahattin Kaya ile bir araya geldi. Daha sonra Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'ne geçen AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları'na AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur da eşlik etti. Kadın Yaşam Merkezi'nde Şahin Şerifoğulları Ebru Sanatı yaptı. Şahin Şerifoğulları, partilerinin her dönem yerelde ve genelde kadınlara verdiği öneme vurgu yaparak, başkan olması halinde kadınlara yönelik hazırladıkları projelerin kısa sürede hayata geçeceğini söyledi. Her kadememizde parti olarak kadınlara öncelik veriyoruz, kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bizler de yerel yönetimler anlamında biliyorsunuz Elazığ Belediye Başkan Adayı olarak sizlerin huzurlarınızdayız. Yine kadınlarımızı önceleyen, kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapan ve projelerimize kadınlarımıza yer veren bir anlayışla sizlerin karşısına çıktık. Pazartesi günü yapmış olduğumuz proje tanıtım toplantımızda yine kadınlarımıza ve gençlerimize geniş yer verdik. Burada daha önceden yapılan şu andaki mevcut belediye başkanımızın sizlere sunmuş olduğu hizmetleri
daha da genişleterek sizlerin hizmetine sunabilme adına çalışmalarımızı yapacağız. Burada projelerimizden bazılarını bahsedecek olursak, tabii kadın yaşam merkezlerimizin çok daha fazla yayılması lazım. Birçok mahalleye yaymamız lazım. Burada taahhütlerimiz arasında her mahallede kadın yaşam merkezlerinin olabilmesi adına çalışmalarımızı yapacağız. Yine aynı zamanda sizlerin evlerinizde ürettiğiniz ürünleri satabilme adına ve aileniz bütçesine destek olabilmeniz adına Haymana Kadınlar Semt Pazarı adı altında bir projemiz var. Bunu da şehrimizin birçok bölgesinde yaygınlaştırarak, bu semt pazarını oluşturarak sizlere ürettiğiniz ürünleri pazarlayabilme adına ve aile bütçenize katkı sağlayabilme adına böyle bir projemizi gerçekleştireceğiz. Onun dışında kadınların her alanda güçlü olmasını istiyoruz. Kadınların her alanda söz sahibi olmasını istiyoruz. Bunun için belediyemizde kadın meclisimize yer vereceğiz. Kadınlarımızın almış olduğu kararları kesinlikle belediyemizde uygulamaya çalışacağız. Bu noktada hem AK Parti olarak hem şahsımız olarak kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık yapacağımızı biz buradan vaat ediyoruz. AK Parti İzmir Milletvekili Sermin Balık da partilerinin politika olarak kadınları siyasetin öznesine koyduklarını ifade ederek AK Parti'nin kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptığını kaydetti. Kadınlar yalnızca hayatın değil, siyasetin de öznesidir diyen bir liderimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık kadınlar evlerinde el işi yapmak, çocuğuna bakmak, elbette ki bunlar da güzel görevler. Onun dışında da hayata açılabilen, hayatta var olabilen, ben de ferdim, benim de üretkenliğim var diyebilen hayatın gerçekleri olduk. Bizi en çok kadınlar sevdi, en çok kadınlar oy verdi. Çünkü en çok kadınlar için siyaset yaptık. Engellilerimize maaş bağladık, en çok kadınlarımızın bundan fayda sağladı. Yaşlılarımıza bakım ücretleri veriyoruz, hastalarımıza bakım ücreti veriyoruz. Bundan bakım desteği veriyoruz, evlerinde bakımlarını yaptırıyoruz. Hastanelerden doktorlarını evlerine yolluyoruz. Bundan en çok kadınlarımız faydalandı. AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları'nın seçim çalışmaları kapsamındaki bir başka durağı ise tır garajı oldu. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim çalışmalarına devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalle idareler seçimlerinde MHP'den Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim çalışmalarına iş yeri gezileriyle devam etti. İyi, Allah oturdun mu? İnşallah. Evet. Sen nasıl? Ümmet ederim. Allah kolaylık versin. Allah hoşça kalsın inşallah. Tamam, sonra ayız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah'ın nasıl? Eyvallah. Hocam hoş geldiniz. Sağ olasın. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Sen nasılsın? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok şükür hocam. Daha sonra Arıcak Kültür ve Dayanışma Derneği'ne geçen Bilal Çoban ve beraberindekiler Başkan İsmail Cengiz ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Muhtar her yerlidir. Muhtar bizim dostumuz, mecbur yanımızda. Gerçek Arıcaklı. Asla ötekleştirmediğimiz ve dostluklarından bugüne kadar incinmediğimiz bir topluluktur. Ve bunlarla biz uzun vadeli bir ilişki kurmak niyetindeyiz, arzusundayız. Arıcak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Cengiz, Profesör Doktor Bilal Çoban'a başarılar dileyerek başkan olması halinde taleplerini iletti. Bu aziz şehrin anahtarını size nasip ederse verirse inşallah. İsteğimiz, tek isteğimiz hatta şehrimizi bölge, mahalle ayrımı yapmadan adil bir şekilde yönetmenizi şeye göre, acilet durumuna göre inşallah hizmet götürmenizi bekliyoruz. MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban da projelerden kasıtlarının sorunlarının çözüm olduğunu belirterek belediyecilik hizmetlerini seçilmeleri halinde ayrım yapmadan tüm ilçeler içinde kullanacaklarını söyledi. Dolayısıyla benim belediyecilik anlayışım 38 mahalleyle sınırlı kalmayacak. Allah bize şanlı bir zaferle yardım ettiğinde bu şehrin tamamını kucaklayacak. Herhangi bir ayrım yapmadan şehrin insanını bir ve bütün kabul ederek ve sloganımızda da belirttiğimiz gibi birlikte Elazığ diyerek yürüyeceğiz. İki dönemlik bir
Belediye başkanlığı isteğim oldu. Birinci 5 yıl hazır dedim. İkinci 5 yıl çoktur dedim ama dönemsel olarak 2 yıllık, 2 dönemlik bir hazırlığım var dedim. Orada da bir bariyer geliştirdim. Kendi kendime de bu, aynı zamanda vatandaşa da bunu ifade etmeye çalıştım. Bu dönem bana yardım edin dedim. Ben 2024 yılındaki seçimi bir mitingle kazanabilirim. Bir tek miting yapacağım. Tekrar adayız diyeceğiz. Önümüzdeki dönemde şunları yapıp deyip gelip oturacağız. Bu nasıl olacak? O 5 sene çalışmışsan elbette ki bizim hiç kimseyle düşmanlığımız ya da hiç kimsenin bizimle bir düşmanlığı yoktur. Hakkımızı da verir bu insanlar. Elimiz nereye uzanırsa, nereye yetişebilirsek, hangi ilçeye, köye yetişebilirsek biz orada çözüm olmak isteriz. Ve bizim özellikle Arıcak bölgesinden beklentilerimiz, biz neredeyse süt ürünlerimizi sizin bölgenizden alıyoruz ev ihtiyacı bakımından. Çünkü gerçekten alışınca başka bir şey de yiyemez olduk. Dolayısıyla bu kooperatifçilik anlayışımızın neredeyse temel taşlarından bir tanesi sizin bölgeniz olacak. Bize adım attığınız kadar biz size koşacak ve üretimi destekleyecek herkesin cebine ve her eve bir miktar paranın girmesini sağlayacağız. Öte yandan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da MHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Profesör Doktor Bilal Çoban'a seçimlerde başarılar diledi. Yönetim olarak Bilal hocamızı hayırlı etmeye geldik. Bu süreçte ben seçim süreci içerisinde gelenlerde başarılar dilerim. İnşallah memleketimiz için, ilimiz için hayırlara vesile olacak. Biz diyoruz ki ilimize en iyi hizmet veren kimse Allah ona nasip etsin. Kim de gelirse bir ticaret bursası olan memleket adına hep arkasında olacağız. Çünkü bu memleketi, bu cebini hep beraber yaşıyoruz, beraber içindeyiz. Memlekette ne kadar iyi çalışmalar gelirse hepimiz beraber bundan yararlanırız. Bu seçim süreci de sizlere başarılıdır. Allah utandırmasın. Profesör Doktor Bilal Çoban da ziyaretinden dolayı Mehmet Ali Duman da teşekkür etti. Ve özellikle şehrin dinamikleri olduğuna inandığımız, devletle millet arasındaki denge olarak kabul ettiğimiz sivil toplum örgütlerinin, hele sizin gibi büyük bir altyapısı olan sivil toplum örgütünün bizimle olan ilişkilerini önemsiyoruz. Bunu 1 Nisan'a kadar değil, özellikle 1 Nisan'dan sonraki dönemde Allah bize şanlı bir zaferle yardım ettiğinde, belediye başkanı olduğumuz dönemde bunu daha fazla önemseyeceğimizi, işbirliğinin sadece sözde değil, eylemsel planlar bakımından da olacağını özellikle yol gidişimizden bildiniz. MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Bilal Çoban'ın seçim ziyaretlerinin son durağı Elektrikçiler Odası oldu. Çoban, oda başkanı Ramazan İnce tarafından karşılandı. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Bilal Çoban bugün makamımızda bizi ziyaret etmiştir. Ben bu çıktığı kutlu yolda şahsım ve yönetim kurulu adına kendisine başarılar diliyorum. Efendim, bu yola makam ve mevki için çıkmadık diyen İyi Parti ve CHP'nin ortak Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şeker de seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Hoş geldiniz. Tek tek tokalaştı. Hal hatır sordu, sorun ve talepleri dinledi. Hayırlı işler. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Devam ediyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Var mı sözü? İYİ Parti ve CHP Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ seçim çalışmalarını Hacı Hayri ve Kışla Caddesi ile Şira Pazarı'nda sürdürdü. Esnafla bir araya gelen aday Şekerdağ, abi İsmet Şekerdağ da eşlik etti. Sağ olasın. Hadi komşu, Allah'a ısmarladın. Hayırlı işler. Sağ ol, Allah razı ola. Sağ ol. Aday Şekerdağ daha sonra seçim çalışmalarına Feyzi Çakmak ve Esentepe mahallelerinde ev ziyaretleriyle sürdürdü. Şekerdağ ev ziyaretlerinde CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ve İyi Parti Belediye Meclis Üyesi adayı Cafer Yeşil eşlik etti. Bu adımda ben sizin yanında olurum. Teşekkür ederim. Ben bunların sözünü almak istiyorum. Yok, yanlış adımda da valla benim... Hoş geldiniz.
Yolumuza birlik ve beraberlik içinde devam edelim diyen aday Şekerdağ, bu yola makam ve mevki için çıkmadıklarını söyledi. Bugün bildiğiniz üzere bir seçim maratonu yaşıyoruz. Hem ev gezileri, işte esnaf gezileri, sürekli toplantılar yapıyoruz. Kendimizi vatandaşlarımıza ifade etme noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü ben ilk yola çıktığım zaman sıkmadığımız el, gitmediğimiz yer kalmayacak demiştim ve buna binaen de her tarafa kendimizi ifade ediyoruz. Biz bu yola gerçekten belediye başkanı olayım veya makam mevki sevdası uğruna çıkmadık. Elazığ'da Elazığ'ın geleceği için, Elazığ'ın selameti için, Elazığ'ın iyi yönetilmesi için, Elazığ'da dibe vuran bütün sektörleri yeniden böyle bir normale döndürmek adına bismillah dedik, bu yola çıktık. Yani ben halktaki o teveccühü, o güveni görüyorum. Rabbim inşallah bizi nasip edecek. Biz 1 Nisan sabahı bu toplanan kardeşlerimizin o güvenine layık bir şekilde o tabloyu onlara armağan etmek üzere kolları sıvayıp inşallah işe başlayacağız. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de şu vurguyu yapmak istiyorum. İçimize böyle çok farklı insanlar sokabilirler, nifak sokabilirler. Çünkü meyve veren ağaç taşlıyor. Kimse kavak ağacına taş atmıyor. Biz netice almaya başladıkça bizi içten vurmaya, böyle çok farklı söylemlerle bizi ayrıştırmak için üzerinde düşen her şeyi yapacaklardır. Lütfen vatandaşlarımız bu provokasyonlara gelmesinler. Yani yolumuza devam edelim. Birlik ve beraberlik içinde. CHP İl Başkanı Zeki Kaplan ise adayımızın başkan olması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, kadın ve gençlik örgütleri, il ve ilçe örgütleri Elazığ'da Ali Bey'in başkan olabilmesi için elinde gelen tüm çabayı harcayacaktır. Bunun içerisinde şayet imkanlarımız olsa ekonomik katılımlar dahil olmak üzere kendilerine yardımcı olacağız. Ve Allah'ın izniyle de 31 Mart gecesi bahar gelecek söylemini baharla birleştirerek geniş bir yelpaze ile Elazığ'ı yönetme. Çünkü Ali Bey'in gerçekten deneyimleri mükemmel ve bürokrasiyi iyi bilen, halkıyla iç içe sorunlarını rahat dinleyen ve sorunları üst düzeyde değil, sizlerle beraber demin anlattığı gibi anlatabilen, sizleri dinleyebilen bir arkadaşımız. Evet, mesajlarımıza hızlıca bir göz atalım. Hocam, diksiyon sınavı sorularını yayında mı vereceksiniz? Özelden mi atacaksınız? Bekliyoruz. Tüm kursiyerlerimiz herhalde bizi izliyor şu anda. Ağan'dan selamlar, iyi yayınlar dilerim. Burç ailesi demiş. Çok teşekkür ederiz. Şirin ilçemiz Ağan'a kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Furkan abi, iyi yayınlar. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı yarın akşama kadar devam edecek. Yollar şimdiden yavaş yavaş tutmaya başladı. Sayın Valim'den tatil haberini bekliyoruz. Eğer tatil olursa valimizin dediği gibi bol bol kitap okuyacağız demiş izleyicimiz. Kitap okumaya devam edin inşallah. Kar tatili varsa okullar ne olacak? Kar tatili yok. Furkan abi, iyi yayınlar dilerim. Yarın okullar tatil mi? Caner Can Abdullah Paşa'dan göndermiş. Yine kar tatili mesajlarımız gelmeye başladı. Furkan Bey, kar yağıyor. Çocuklar yine hayaller kuruyor. Okullar tatil mi demiş izleyicimiz. Tatil olmasın, derslere devam demiş bir diğer izleyicimiz. Abi ne olur okullar tatilde, ne olur abi, ne olur, ne olur. Yok efendim, okullar tatil değil. Şimdilik öyle bir haber yok. Birazdan kar yağış ve hava durumuyla da ilgili son bilgileri paylaşmış olacağız efendim. Eres Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve yönetim kurulu üyeleri belediye başkan adayı Ali Şekerdağ'la bir araya geldi. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve yönetim kurulu üyeleri Vali Fahri Bey'de bulunan seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek İYİ Parti ve CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ'la bir araya geldi. İYİ Parti ve CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek seçim sürecine değindi. Yaklaşık 2-3 aydır seçim gezilerimize devam ediyoruz. Kamu kurumlarına gidiyoruz, STK'lara gidiyoruz. Çarşı pazar dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın da ev gezilerle bir araya geliyoruz. Bugün de işte Vali Fahri Bey'deki seçim bürosunda Sayın
Bursa Başkanımız Mehmet Ali Duman Bey, Duman Dağ Bey hem bir nezaket ziyareti hem de bize hayırlı olsun ziyaretinde geldiler. Kendilerine ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Hem şehrin önceliklerini bilen, şehrin sıkıntılarını ve sorunlarını çözen, Bursa biliyorsunuz hayvancılıkla ilgili konulara el atan ve hayvancılık ve tarımla ilgili sıkıntılar ve sorunları ilgili mecrilere taşıyan ve şehrin bu sıkıntıları çözme noktasında çok büyük fedakarlıklar gösteren bir kurumumuz. Kendisi de yıllarca bu kurumun başında ve yönetimiyle birlikte büyük bir uğraş içindeler. Ben bu sebepten dolayı da kendilerini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz de bildiğiniz gibi 31 Mart'ta yapılan bir yerel seçimler hem Türkiye'mizde hem Elazığ'ımızda yerel seçim yaşayacağız. Bu yerel seçimler Elazığ'ımız için çok önemli. Elazığ gerçekten mevcut bu tablodan her nereye gidiyorsa vatandaşlarının çok büyük bir şikayeti, çok büyük bir umutsuzluğu ve çok büyük bir karamsarlığını görüyoruz. Bu karamsarlığı ve bu mutsuzluğu, bu çaresizliği bitirmek adına inşallah Elazığ'da bir değişimin olacağını ben görüyorum. 31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahı inşallah Elazığ hak ettiği bu tabloya kavuşacak. Ve biz inşallah zaferle buradan zaferle ayrılacağız. Ben bunu görüyorum. Bursa Başkanı Duman Dağ seçimin hayırlara vesile olmasını diledi. Başkanın vurduğu gibi tüm Elazığ'daki partilerin belediye başkan adayları bire fırsat bulduğu müddetçe birebir tebrik ediyoruz, ziyaret ediyoruz. Bugün de Ali Bey İYİ Parti'nin Elazığ'da İl İttifak Parti'nin adayı Ali Şeker Dayı yönetimimizle beraber yerinden hayırlı olmaya geldik. Bu seçim sürecinde ben kendilerine başarılar diliyorum. Elazığ'da hepimizin işte huzur içerisinde, barış içerisinde bir seçim temenni ediyoruz. Bu elmel memlekette iyi hizmet verene Allah nasip etsin. Hepimiz için hayırlara vesile olsun. Evet efendim, Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şu an Elazığ merkezinde kar yağışı iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Termometreler şu an 0 dereceyi gösteriyor. İlerleyen saatlerde -1 dereceye kadar hava sıcaklığının düşmesi bekleniliyor. Gece saat 2-3'ten itibaren de kar yağışı iyice etkisini artırmaya devam edecek ve perşembe günü gün içerisinde etkisini sürdürecek kar yağışı. Kar yağışı ile ilgili son durumu aktardık. Hava durumu ile ilgili son durumu aktardık. Kültür Mahallesi'nden Hakan Yıldırım, selamünaleyküm. Ailecek seni izlemekten gurur duyuyoruz demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Kültür Mahallesi'ne selamlar. Valiz Çetin Oktay Kaldırım'ın sürekli Instagram hesabına bakıyorum. Haber var mı diye, ama yok. Olmasın da zaten. Tatil olmasın. Derslerimize devam edelim demiş izleyicimiz. Merhabalar, iyi yayınlar. Şakasını geçelim ama gerçekten kötü bir kar yağışı var. Haberi bekliyoruz demiş izleyicimiz. Karın hiç kötüsü olur mu efendim? Ne güzel, saf, temiz yağıyor. Selamünaleyküm Furkan Dilaver. Ele hoş kar yağı, gar, kış, kıyamet demiş izleyicimiz. Abi lütfen tatil de demiş izleyicimiz. İyi geceler Furkan abi, sizleri seve seve izliyoruz ve başarılarınızı dilerim. Ağından selam, iyi yayınlar abi. Sündüz Yalçın, çok teşekkür ederiz. Ağına bir kez daha kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz ve Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan bir paylaşım var efendim. Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde öğrencilerin yoğun bir kar yağışı nedeniyle tatil beklentisi haliyle yine başladı. Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım Twitter hesabından paylaşım yaptı. Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım paylaşımında hedefini ve vizyonunu önemli bir uluslararası yatırım ve cazibe merkezi olarak belirlemiş. Bu vatansever Kadir Şinas Azizşehir şimdiye kadar uygulanan ve bundan sonra da müjdelerini verdiğiniz proje ve yatırımlardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sizlere müteşekkir Sayın Bakanım diyerek Elazığ'a gelen Mustafa Varank'ın paylaşımını ekleyerek paylaştı ve Bakan Varank'a teşekkür etti. Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım Twitter'dan az önce aktarmış olalım. Evet, devam ediyoruz günün gelişmeleriyle. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan, arıtma tesisi ziyaret etmek istediklerini ancak tesise alınmadıklarını söyledi.
Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Harita Yüksek Mühendisi Haluk Arslan ekibiyle birlikte arıtma tesisini ziyaret etmek istediklerini ancak tesise alınmadıklarını iddia etti. Başkanım burası özel başkanım, devlet hayır. Dere arazisi. Ya dere değil, belediyenin arazisi bura. Yok dere arazisi başkanım. Site bakar mısın? Belediyenin arazisi. Lakin kadın. Kaçma, çünkü görür müsün? Ben buraya çıkmış adam. Seninle ilgili bir şey değil. Sen bak, şu anda zor durumda. Sen engelleyemezsin. Başkanım bak bu tarafa... Başkanım, şu anda devletin şeyine giriyorsunuz da yani. Başkanım. Şehre temiz su veren su borularından çatlak var, sızma var. Bu sızma bu dereden gelen pis suya karışıyor ve borular doluyken dışarıya su çıkıyor. Borular boşaldığı zaman tekrar içeriye kirli su akıyor. Geçen gün ziyaret için gelmiştik buraya. Durumunu görmüştük. Çalışmıyordu, elektrik yoktu. Belediye bir açıklama yaptı. Çalıştırdık, devreye soktuk diye. Bu konuda yerinde görmeye geldik. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Belde sakinleri de aramızda. Molaköy Belediye Başkanımız aramızda. Belediye başkan adaylarımız, yurtbaşı belediye başkanımız, Yazı Konak belediye başkan adaylarımız burada. Burada bir de bir sakin var. Buranın komşu tarla sahibi bir vatandaşımız var. Burada oturan birisi var. Buyurun siz ne diyorsunuz? Burada arıtılma yok şu anda. Hiç olmadı da zaten arıtılma süsü veriliyor ama yani hep gizli alt geçitlerde dere veriliyor. Çalışmıyor. Gizli geçitleri gösterebilirim. Eğer müsaade ederlerse gizli tüm geçitleri gösterebilirim. Evet, gördüğünüz o bir şekilde herhalde bir sıkıntı var. Henüz tesis tam olarak devreye girmiş değil. Bir şekilde suyu almaya başlamışlar. Geçen perşembe günü geldiğimiz zaman herhangi bir su alımı falan yoktu. Olduğu gibi dereye boşaltılıyordu. Bugün bu tesis su alımı olsa bile randımanlı bir temizleme ve arıtma yapmıyor. Birazdan gideceğiz yerinde de. Çıkışlarında göreceğiz acaba nasıl bir durumdur. Benim dediğim ki burada bu hepimize zararı vardır. Nasıl? Bunun kokusu rüzgar geldiği zaman bizim oraya bir duramırız. Öyle bir balık çıkıyordu ki her bir yuva balığı şimdi burada biz kulbağayı yani kulbağa bile canlı yok bu pislikte ha. Kulbağa bile vallahi yok. Haluk Arslan 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olması halinde sorunları ivedilikle çözeceklerini kaydetti. Burada yapılacak bir iş varsa, doğru bir iş varsa bunun yerinde birebir tespit edilerek düzeltilmesi gerekir. Bu tesis Elazığ'ın en büyük işidir. Bu tesis sadece Elazığ'ın değil, çevrenin, doğanın en büyük işidir. Yapılması gereken en doğru iştir. Ama maalesef bugüne kadar bu tesisle ilgili herhangi bir iş yapılmamış. İnsanlar sağlıksız bir ortamda sağlıksız bir çevreye mahkum edilmiş. Öte yandan Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan seçim çalışmaları kapsamında Elazığ Bakır Madenliler Derneği'ni ziyaret etti. Efendim spor haberlerimize devam edeceğiz ama öncesinde mesajlarımıza bakalım. Han kentinde kar yağışı. Bülent Bölükbaşı göndermiş. Han kentinde kar yağışını hemen göstermiş olalım, ekranlara da getirmiş olalım. Han kenti tarafında bayağı bir kar yağışı var. Öyle görünüyor. Kar yağışı zaten genelde Han kenti tarafından şehrimize giriş yapıyor. Arabaların üstü bembeyaz şu anda Han kentinde. Kar yağışı da etkisini iyiden iyiye hissettiriyor efendim. Bülent Bölükbaşı izleyicimize de çok teşekkür ederiz. Abi Palu'ya da tatil mi? Ümit Ünalan'a selam olsun. Tatil yok efendim. Furkan abi öyle okuyorsun ki tatil zannettim demiş izleyicimiz. Kırklardan selam abi. Ben Enes. Furkan abi tüm aile tatil haberini bekliyoruz. Saygılarımla. Furkan abi iyi akşamlar. Ağzından tatil haberi çıksın. İnşallah kolay gelsin. İyi iyi yayınlar demiş izleyicimiz efendim. Biliyorsunuz kar tatili eğer olursa bunu ilk öğreneceğiniz yer neresi? Artık geçen tatil haberlerinde biliyorsunuzdur. elazığsonhaber.com İlk olarak orada yayınlanıyor zaten kar tatili haberleri. O yüzden elazığsonhaber.com'u bu gece takip etmenizi tavsiye ediyorum. Facebook hesabı var elazığsonhaber.com'un, Twitter hesabı var.
Instagram hesabı var. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Facebook'tan Elazığ Son Haberi beğenebilirsiniz. Hazır beğenmeye başlamışken Kanal Fırat'ın Facebook sayfasını beğenebilirsiniz. Kanal Fırat'ın Instagram sayfasını beğenebilirsiniz. Benim Instagram sayfamı beğenebilirsiniz. Facebook sayfamı beğenebilirsiniz. Yani bol bol sosyal medyayı takip edebilirsiniz efendim. Sosyal medya oldukça önemli. Ama şu an herhangi bir tatil haberi yok. Evet, Elazığspor'da Denizli Spor maçı hazırlıklarını yaptığı tek çalışmayla devam ettirdi. Elazığspor'da Denizli Spor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cuma günü Şanlıurfa'da güçlü rakibi Denizli Spor'u konuk edecek olan Bordo Beyazlı ekibimizde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Bordo Beyazlı temsilcimiz bu kapsamda günü tek çalışma yaparak tamamladı. Saat 13.30'da Elazığ Spor tesislerinde gerçekleştirilen günün tek mesaisinde çabuk kuvvet, taktik ve futbola özgü devamlılık çalışmalarına yer verildi. Teknik direktör Erhan Altın ve yardımcılarının yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Ahmet Burak Solakel dışında tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Elazığ Spor'da Perşembe günü yapılacak olan tek çalışma ile zorlu maçın hazırlıklarına devam edilecek. Devam ediyoruz efendim mesajlarımızla. Selamünaleyküm abi. Biz İzmir'den Melike ve Perinay. Sizi izliyoruz. Keşke buraya da kar yağsa demiş izleyicimiz. Keşke efendim İzmir'e kucak dolusu selamlar. Ama ben de henüz daha bu kar yağışının tadını çıkartamadım. İnşallah yayın bittikten sonra böyle doya doya yerlerde inşallah beyazlar bir 15-20 dakika içerisinde iyice karın tadını çıkartırız. Ali Gecer Furkan abi rahmet yağıyor. Kültür Mahallesi'nden selamlar demiş izleyicimiz. Dışarıda kar yağınca tüm öğrenciler Kanal Fırat açıp tatil haberi bekliyorlar demiş izleyicimiz. Furkan abi bir anda validen açıklama var deyince zannettim tatil olmuş. Sonra okuyunca hayal kırıklığına uğradık. Ailece sizi izliyoruz. Şu güzel haberi verin artık Kanal Fırat ailesi. Efendim ben sizleri sevindirmeyi çok isterim. Lakin öyle bir bilgi henüz daha yok ama yayınımız biterse de siz o bilgi olursa eğer elazığsonhaber.com'dan öğrenebilirsiniz. Selamlar ailece severek izliyoruz. İyi yayınlar, tatil haberi ne zaman gelir demiş izleyicimiz. Furkan abi mesajımı okumanı çok istiyorum. Lütfen oku abi. İnşallah tatil olur. Abdullah Paşa'dan selamlar demiş izleyicimiz. Abdullah Paşa'ya kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim Elazığspor'da teknik heyet ve futbolcular, iş adamı Nurullah Öner, Yusuf Uğur ve İbrahim Yıldız'ın işletmeciliğini yaptıkları kafede kahvaltıda bir araya geldiler. Kardemir Karabükspor deplasmanından galibiyetle dönen Elazığspor'da teknik heyet ve futbolcular, iş adamı Nurullah Öner, Yusuf Uğur ve İbrahim Yıldız'ın işletmeciliğini yaptıkları Ali Bey Artuklu kafede kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın, zor bir maçtan 3 puanla dönmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Artık yavaş yavaş birbirlerini daha iyi tanımaya başladıklarını aktaran Altın, "Moral motivasyon muhteşem. Arkadaşlık, aile ortamı dört dörtlük. Şükürler olsun. Çocuklarımızın istek ve arzuları bizleri mutlu ediyor. Tabii ki böyle bir ortamda, böyle bir davet bizim açımızdan moralimizi üst seviyeye taşıdı. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu. Öncelikle Yusuf kardeşime teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir mekan açtığı için, bizi davet ettiği için, her şey dört dörtlük, hizmet, ilgi, alaka, yemekler, her şey muhteşem. Kendilerine teşekkür ediyorum bu güzel Elazığ'a böyle bir mekan kazandırdıkları için, bizi de davet ettikleri için. Buraya herkese verdiği hizmetler için kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Allah'ım hayırlı müşteriler, hayırlı kazançlar nasip eylesin. Amin. Güzel kardeşim ve benim. Teşekkürler. Tekrar teşekkür Allah ediyorum. Razı olsun. Sağ ol. Var ol. Çok iyi oldu. Hakikaten maç öncesi hele bir de zor bir maçtan 3 puanla dönmemiz bizi çok mutlu etti. Arkadaşlarımızın da hepsi burada. Zaten artık yavaş yavaş birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Moral, motivasyon muhteşem. Arkadaşlık, aile ortamı dört dörtlük. Şükürler olsun. Çocuklarımızın istek ve arzuları bizi mutlu ediyor. Tabii ki böyle bir ortamda, böyle bir davette bizim açımızdan moralimizi üst düzeye taşıdı. Tekrar kardeşime teşekkür ediyorum. Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu ise yaptığı değerlendirmede mekanı kendilerine açan ve hizmete sunan Ali Bey Artuklu işletmesine Elazığspor Kulübü adına teşekkür etti. Hizmete sunan
Ali Bey Artuklu işletmesine teşekkür ediyoruz Elazspor Kulübü olarak. Biz Elazspor olarak bu sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç içerisinde bizlere destek veren tüm kişilere, kurumlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşımız da bugün için yapmış olduğu onlardan biri. Bizim moral motivasyona ihtiyacımız var. Sağ olsun bu işletmede sahiplerinin de bugün için kahvaltılıda bizleri ağırlamaları bizleri onurlandırmıştır. Arkadaşlarımıza değişik bir ortam yarattıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. İnşallah her şey Elazspor için daha iyi olur diye düşünüyoruz. Son olarak konuşan işletmeci Yusuf Uğur ise yaptığı değerlendirmede moral motivasyon açısından yapmış olduğumuz kahvaltının gerçekten Elazığspor'a destek amaçlı motivasyon olsa da bizi yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Bu güzel günümüze de bizi yalnız bırakmadınız. Moral motivasyon açısından yapmış olduğumuz bu kahvaltı gerçekten Elazığspor'a destek amaçlı olsa da motivasyon olsa da yalnız bırakmadığımızı buradan belli etmek isteriz. Öncelikle hocamız zaten bu konuda deneyimli olduğu için daha önceden de görüşmelerimiz vardı. Güzel seviyelere, güzel boyutlara getireceğimize inanıyoruz. Kendilerine de yine sizin aracınızla teşekkür ediyorum. Evet efendim, son baskıda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biliyorum birçoğunuz şu an tatil olacak mı diye bekliyorsunuz, haber bekliyorsunuz ama herhangi bir tatil haberi yok şu anda Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından. Ki muhtemelen bu yaşta olmaz da ben uyumanızı tavsiye ediyorum. Ama yok yine tatil olacağını hissediyorum, olabilir diyorsanız da biz yayını kapatıyoruz. Sizler de elazığsonhaber.com'dan zaten tatil haberini öğrenirsiniz. Evet. Bu gecelik biz ailen sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne birlikte başladık. Yeni gün Perşembe gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.